siyasi süreç dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Moskova'daki kritik Suriye toplantısında Türkiye tarafında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın masadaydı. Toplantının amacını Çavuşoğlu anlattı. Ve bundan sonra da birlikte Rus ortaklarımızla Suriye'de ne yapabiliriz? Bunları görüşmek için bu ziyareti gerçekleştirmek istedik. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile olan ilişkilerimize ve bölgesel konulardaki işbirliğimize çok önem verdiği için özellikle bizleri de bu toplantıyı gerçekleştirmek için gönderdi. Rusya tarafındaysa Dışişleri Bakanı Lavrov, Savunma Bakanı Şoygu ile askeri ve istihbarat kurumlarının temsilcileri vardı. Toplantıda terör örgütü PKK-PYD'nin varlığı, Esed'in hamleleri, İdlib ve Münbiç'teki son gelişmelerle ABD'nin çekilme kararı konuşuldu. Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi 1,5 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, biz Astana garantörleri olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda herkesin aynı görüşte olduğunu belirtti. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran'la yakın işbirliğine devam edeceğiz mesajı verdi. Çavuşoğlu, tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irade bulunduğunu belirtti. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise Suriye'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık ifadesini kullandı. Lavrov, mültecilerin evine dönebilmesi için de çalışma yürütüleceğini söyledi.